Peki, garip kuracaksınız, bir elektronik merkezi nasıl oluyor da böyle tarih konularında söz sahibi olabiliyor? Daha çok tanınıyor. Yani mesleğinden daha çok tanınmış bir hale gelebiliyor. Bunun esas nedeni işte benim biraz meraklı bir kişi olmamdan kaynaklanıyor. Bir de yetişme tarzından kaynaklanıyor. Hep merak etmişimdir. Yani benim konum otomasyon, robot teknolojisi, kontrol mühendisliği acaba ne zaman acaba başladı, nasıl bugünlere geldi? Aslında çok yeni bir bilim dalı olmasına rağmen, yani bu bilimlere bilim dalı olması ve kabulünü görmesi, işte IEEE'de mühendisler odasında vesaire kaydın uygun olması, tanımlanması dediğim gibi ancak 50'li yıllarda olan bir bilim dalı ama uygulamaları ta bir sıra gidiyor, Mezopotamya'ya gidiyor ve ben bunları öğrendiğim zaman bu Almanya'da bulunduğum yıllarda olmuşlarla uğraşıyordum. Çok şaşırmıştım ve müthiş bir zevk almıştım. Bununla ilgili mümkün olduğu kadar da çok iman toplamaya çalışmıştım. Bunun tabii faydaları oldu. Bundan sonra bir tarihçilerle ilgili ilginç bağlantılar. Tabii İTÜ'de böyle konferanslar düzenlenmesi esnasında yardımcı olduğum için de bu bilim dalında yani bilim tarihi konusundaki kişilerle daha sıkı ilişkiler neticesinde özellikle de İstanbul Üniversitesi'nde olan koneksiyon yani bağlantı gelişti. Oradaki arkadaşlarla birlikte çalışmaya başladım. Çünkü bilim tarihi hemen işin başından itibaren söyleyeyim son derece ihmal edilmiş, son derece yürekler acısı bir durumda bulunuyor. Bugün sizlerin ki bilimin içindesiniz, tarihini bilmediğinizi size söyleyebilirim. Siz de bilimin tarihini biliyorsunuz. Bir de size buna ne kadar önemli olduğunu söyleyecek kişiler de yok. Ve vahim bir durumda şöyle bilim tarihi ansiklopedik bilgi seviyesine sürünüyor. Çok ilginç bir şekilde İstanbul'da bulunuyoruz. Ben İstanbul'da olmaktan müthiş bir zevk duyuyorum. İstanbul aslında bilim tarihinin merkezi denilebilir. Kütüphanelerimiz var. İki tane çok müthiş kütüphanemiz var. Topkapı Sarayı ve Süleymaniye Kütüphanesi. Tıkıl tıkıl kitap dolu, binlerce, 10 bin, 20 bin kitap. Bunlar muhafaza ediliyor, orada duruyor. Fakat içini açan, yani belki bakan var ama yani otomobil gibi bakılıyor. Neler yapılmış, burada neler var? Çünkü bütün İslam döneminin bilim tarihi orada yatıyor. Yani Orta Çağ İstanbul'da yatıyor ve kimse bunun haberinde değil. Yani müthiş bir servet yapıyor. Bu beni çok çekiyor. Ve burada bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi tabii uzatmıyorum, haklısın. Herkes hocam beni hep şeylere kalktı. Karikatürlerine kalktı. İlk yaptığı bir karikatür vardı. Özellikle ben zaman kanıt konusunda bazı şeyler anlatırken orada işte saatlerle kutlayı ayırmak üzere komik bir şekilde. Bir de kolajları var biliyorsunuz. Bir yerden çöplükten topladığı şeyleri genelde insan yapıyor. Bu da öyle. Bir sonraki dalalı burada bir daha gözükecek. Bu benim emekli olduğum gün elimde bir paketle geldi. Fakat bu resmi pek beğenmedi bile. Hatta benim kızım da beğenmedi. Sen bu kadar çirkin değilsin dedi. Kızım da esas bu arada. Düzelteyim mi dedi. Yok dedi. Bizim renklerini beğeniyoruz. Renkleri çok güzel. Onun için odamda yani yatak odamda karşılığı duruyor. Bu bir resmi alalım. Benziyor mu? Evet benziyor. Değil mi? Çünkü buradaki şeyler sokakta bulmuş olduğu çivilerden vesaire yapıyor. Yani yüz tanımayla uğraştığı için. Yani benim yüzümde demek ki bu şey. Fakat bir de senin kritiğin var. Senin resmini yapamıyoruz diyorlardı. Neden? Senin kaşın yok dediler. Ve suçlusu ben miyim yani?
Sonra yani hiç olmasa nedenini buldular. Yani sonra da... Sevim Bora'yı buldu. Evet, o buldu evet. Yani bu tespiti o yaptı. Evet. Şimdi konuya geleyim. Sabah dün tartışma oldu. Hamit Hoca buradaydı. Biraz agresif bir şekilde sizleri biraz kızdıracak şekilde belki konuştu. Fakat bir soru sordu fakat cevabını vermedi. Yani golü atmadı aslında nedenini. Bizim ne zaman başladı dedi. Sonra da sustu. Tesadüfen ben de aslında konuyu buna getirmek istiyordum. Bileyim böyle oluyor ama milattan önce 330-30 arasında ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki ondan önce bir yoktu. Vardı. Yani böyle bölük bölçük bir şey vardı. Bunların bir bütün haline getirilmesi çok ilginç bir şekilde 330 ile 330 arasında oldu. Şimdi tabii bunu biraz tartışmak lazım. Nasıl oldu da bu birdenbire böyle bir şey oldu? Ondan sonra nasıl gelişti bu? Bunları biraz tartışacağız. Şimdi 30'da ne oldu? 330'da. 330'da Büyük İskender küçücük bir memleketten yani biraz Helenist yani Yunan kültürüne bağlı olan bir yerden Makedonya'dan bir krallık vardı Makedonya krallığı oradan bir sefere çıktı. İskender'in babası Aristo'ydu ve o zaman yani Filip babası Filip ona bir takım telkinlerle bulundu. İşte biraz hava yani verildi. Adam bir nevi Yunanların öncünü almak için yani öncünü almak için bu Perslerin üzerine bir sefer yapmak gerektiğini ve onunla kendisini bu iş için seçilmiş kişi olduğunu düşünerek hareket etti. Ve ilginç bir şekilde insan hiç düşünemedi. Bir Pers İmparatorluğu gibi bir imparatorluğu siz yeneceksiniz. Ortadan yok olacak yani ama oluyor yani tarihte de böyle acayip mucizeler olabiliyor. Demek ki içten çürümek var, çürümüş bir durum var. 30'da ne oluyor? Şimdi başlangıç burada, bilimin başlangıcı burada. Çünkü bu sefer çok hızlı bir şekilde gelişti. 3 sene içinde koskoca imparatorluk çöktü. Yani Pers imparatorluğu çöktü ve Hindistan sınırından Akdeniz'i içine alan bir İskender İmparatorluğu, yani bir bütün haline geldi ve Hindistan'ın, Çin'in, Yakın Doğu'nun ve Mısır'ın bütün bir kültürü birdenbire ortaya serildi. Ve bu ortam çok müsait bir ortamdı ve bu ortamda işte ilk bilimsel kitaplar ortaya çıktı. Onları ben size sayacağım. Yani onları bilmekte yarar var. Ben sizden konuk değil mi hocam sen? Şimdi bu ben de tabii size unutuyorum şeyi. Burada İskender'den bahsediliyor. Evet, devam edelim. Şimdi bu imparatorlukta çok ilginç bir şekilde sonradan başka örneklerine de rastlıyoruz. Bugün de var böyle. Bir tek dil konuşuyor. Herkes bir dili biliyor. O dilde Yunanca. Ve bu Yunanca aslında bildiğimiz klasik Yunanca değil. Konya adıyla Konya. Biraz bugün Rumların konuştuğu dile benzeyen bir dil. Herkes bunu biliyor. Yani Mısırlılar da biliyor, hatta Persler de öğreniyor. Ve komünikasyonla alışverişte ve özellikle ticarette bu dil konuşuluyor. Bu dil tabii bilginin aktarılmasında çok faydalı oluyor. Herkes bu dili konuşuyor. Herkes kendisini bu büyük imparatorluğun bir müddet temsilcisi olarak hissediyor. Çünkü orada bir takım idealler de ortaya çıkıyor. Ve bir ferahlama oluyor, bir değişiklik oluyor. Buna işte biz bu değişikliğe Helenistik diyoruz. Helenistik dönem diyoruz. Bu Helenistik dönemde insanlar ırk olarak çok farklı olabiliyorlar. Yani bunların bir kısmı Helenistik döneminde özellikle bilim adamlarının bir kısmı Mısır'dı. Bir kısmı Pers İmparatorluğu'ndan yani İran'dı.
bir kısmı Süryani, bir kısmı gerçekten Yunanlı, Anadolu'lu, özellikle Anadolu. Bu bir kaynaşma oluyor ve müthiş bir serbest ortam. Herkes birbirini tolerans edebilecek bir duruma geliyor ve bu ortam işte bilimin oluşması için çok müsait bir şekilde gelişiyor. Kimse mesela bu adam ne kökenidir filan diye sormuyor. Enteresan bir örnek. Evet. Bu sonradan Orta Çağ'da Bağdat'ta da oldu. Aynı şey bu sefer Arapça üzerine oldu. Oraya geleceğim. Bugün de bildiğiniz gibi İngilizce bu üstüne alıyor. Şimdi yani bir yabancı bir uydudan birisi gelse hepimizi İngiliz zanneder. Yani hiç olmazsa İngilizce konuşan tipler zanneder. Halbuki o kadar çok ırk buna katkıda bulunuyor ki. Evet. Fakat bu İskender'in de tabii oluşması öyle aniden olmadı. İskender'in de oluşması aslında Ege'de küçük devletlerin bundan önceki yani İskender öncesinde site, Yunan sitelerinin özellikle Anadolu kıyısındaki Yon sitelerinin bir nevi Akdeniz'i kolonileştirmesi ve ticareti geliştirmesi sonucunda oldu. Yani İskender böyle küt diye ortaya birdenbire çıkmadı. Onun da dayandığı işte bu ortamdı. Gördüğünüz gibi burada İyon, yine bir Koça, İyon, Bibi, Aka, Koyit, Rodos, Megara, Finite ve Kartaca. Bu devletler önce bir kere bulundukları ana karadan yani bulundukları yapısından bizim Finike'yle alakası yok değil mi? Kartaca. Şunu söylemek istiyordum. Kartaca bu devletlerden bir tanesiydi. Özellikle Finike'yle ilişkisi var. Ha, bizim Finike'yle. Ve bu Akdeniz'in bütün çevresinde koloniler kurdular. Yani şehirler. Bu şehirler hala daha bugün olan şey. Mesela ben şeye gitmiştim. Marsilya'ya gitmiştim. Marsilya'da böyle limanın içinde bir taşın üzerine ilk Foçalı burada ayağını basarak Marsilya'yı kurdular diye bir taşla onu şey yapıyorlar. Çünkü o Foça'ya ait bir yol kolonisiydi. Özellikle bütün Karadeniz kıyısındaki koloniler, İtalya kıyısındaki koloniler, Sicilya üzerindeki ve İspanya kıyısında ilk koloniler hep bu site devletleri tarafından oluşturulmuştur. Evet, devam edelim. Şimdi bu İskender'e gelelim. Bu güzel heykeller, ben bu heykele hayranım. Yani bizim arkeoloji müzesinde en güzel parçalardan biri. Bergama'da yapılmış olan bir üstün başı, müthiş bir irade görüyorsunuz, bir bakış açısı. Yani sanatkar burada bir nevi onun içindeki böyle dinamizmi göstermek istemiş. Değil mi? İşte bu adam 356-323, şimdi 56'dan da terse gidiyoruz, milattan önceyiz. 56'dan 23 çıkarırsanız oradan 3 olur. 33. 33 mu oluyor? 33. Evet. Yani çok genç bir yaşta ölüyor. Yani biz hepimiz mesela onu beğenmek bugün 3 yaşı, 3 katı daha yaşlıyım. Yani neredeyse bir delikanlı yaşında ve çok kısa yaşıyor ve tam yaşıyor yani. Gerçek enteresan bir hayatı var. Evet. Hocam zehirlendi diye şey var. Bağırsak düğünlenmesine döndü diye biliyorum ben. Hindistan'da İstanbul'da deniyor bilmiyorum. Ben Ökkeş'te bir yazı yaptım, yazmıştım. Yine çalışmıştım. Bağırsak falan da çok hızlı yaşıyor. Yani sonunda biraz tutturuyor. Yani, ordu da artık yeter diye yoruluyorlar yani. Onun için. Üç senede bir imparatorluk kurmak böyle kolay bir şey değil. Bu paralardaki şey o kadar önemli değil. Devam edelim. Şimdi bu aslında seferi gösteriyor. Yani buradan hareket ediyor. Buradaki çizgi, küçük çizgilerle birbirine
yukarıya olan daha çok babasının seferleri, yani Filip'in. Ondan sonra önce Çanakkale'de büyük bir savaş oluyor. O Çanakkale Savaşı'nda Pers ordularına yeniliyor. Ve Anadolu böylece önüne açılıyor. Yani ilk defa Yunanlar Persleri yavaş yavaş geriye gitmeye başlıyor. Ve direkt olarak buraya gitmiyor. Önce burayı özellikle Anadolu'nun site devletlerini kendine bağlamak üzere işte Milet vesaire Efes'e falan geliyor. Ondan sonra Antalya'ya geliyor. Ondan sonra Ankara'ya doğru çıkıyor ve ikinci savaş orada oluyor. Şurada oluyor. Gordon'a geliyor. Şurada oluyor. Adana civarında oluyor. Adana'daki savaş tarihleri var. Birer yıl farklı. 133. Evet, 33. Bu savaş Anadolu'yu kazandırıyor. Bu savaş Mısır yoluna kazandırıyor. Hemen Mısır'a yöneliyor. Yani arkasını çok sağlam almaya çalışıyor ve hiçbir şekilde gittiği her yerde birer şehir kuruyor. Yani birkaç şehir kuruyor. Yani birkaç yer her yerde, stratejik yerlere. Mesela İskenderun kurduğu şehirdir. İskenderiye'de onu kurduğu şehirdir. Bugün hala da yaşayan, gerçekten stratejik iki noktada kurmuş olduğu şehirdir. Geliyor Mısır'da durumu düzeltiyor. Ondan sonra buradan itibaren şu savaş, üçüncü savaş. Üçüncü savaş artık Perslerin kalbine, yani artık gerçekten de karşısında Pers İmparatoru duruyor ve yeniyor. Gerçekten de yeniyor. Yani ordusu aslında çok sınırlı. Tabii yolda gittiği yerlerden takviyeler görüyor ama bunun da yani o zamanki en büyük bir imparatorluğu böyle peş peşe üç tane savaşta dize getirmesi enteresan bir şey. Onu yendikten sonra hemen Persepolis'e yeniliyor ve Persepolis'i yapıyor. Çünkü Persler de Atina'yı yapmışlardı ve ona Aristo'da muhakkak onların kılıcını almalısın diye söylediği için de bir nevi görev olarak adetti. Ondan sonra bir burada durmadı. İşte bugün akıl almaz bir şekilde Hindistan'ın içlerine doğru seferler düzenlemeye başladı. Birkaç yıl sürdü bu. Ordu yavaş yavaş dediği gibi Berkman'ın yoruldu. Dejenerasyon oldu. Evlilikler oldu vesaire. Ve sonunda da genç bir yaşta yani hiç bu imparatorluğun sefasını sürmeden problemler de oluyor tabii. Öldü. Ölünce mezarı da oralarda bir yerde olduğu söyleniyor. Hatta birçok mezar duruyor. Öldükten sonra işte kaos ondan sonra başladı. Generalleri, her general bu kadar büyük bir imparatorluğu devam ettirmek biraz zor bir şey olduğu için her biri bir yerde o Ptolemeos buraya geldi. Seleucus uzak doğuya aldı. Antiochus diğer bir ikisi işte Atina'yı, bir Makedonya'yı, bir Mısır'ı, bir Anadolu'yu, bir de Pers ülkelerini ve uzak doğuyu hükümdarı oldu. Fakat bunlar birbirine durmadılar ve birbirleriyle sürekli olarak savaşmaya başladılar. Bu da onların sonunu getirdi. Ama bir kere perde yıkıldı. Perde yıkıldığı için bütün bilim adamları vesaire, onlar gelir, ticaret. İşte bu ortam bize bilimsel serbestlik ve bilimsel zenginliği yarattı. Evet. Şimdi bu birkaç sene içinde, mesela M.Ö. 301 yılındaki bu gösteri görüldüğü kadarı Ptolemeoslar uzun bir süre oldular ama Anadolu'daki imparatorluk yıkıldı. Önce Seleucus biraz yayıldı, buralara doğru geldi. Orada bir yer edildiler. Ondan sonra devamlı savaşmak suretiyle Anadolu bir ara üçüncü şehir, senin
Bergama Krallığı'nın kurulmasına neden oldu. Bergama Krallığı bugün güzel harabelerinin, Bergama harabelerinin olduğu ve İskender'in üstünün de oradan çıkmasının nedeni bu krallığın çok güçlü olmasından kaynaklandı. Bergama Krallığı, şimdi bütün bu enyami içinde bunlar tükendi. Fakat bir başka güç, o da Roma. Bunun meyvelerini toplamaya başladı. Ve Roma önce Kartaca'yla savaştı. Kartaca'yı bize getirdikten sonra da sırayla bütün bu ülkeli imparatorlukları kendi bünyesinin içine katarak bu Roma İmparatorluğu'nu kurdu. Bu ne zaman oldu? Bu Diyokles zamanı, 284-305 zamanında. O kadar önemli bir olay ki buna Pax Romana deniyor. Yani Roma sulh. Yani bir huzur dönemi. Fakat burada bir şey daha unutmamak lazım. Tabii bunun da bir hangi kapı vardı. Cermenler bu sefer kuzeyden ayaklanmaya başladılar ve bu imparatorluğun bir nevi bela olmaya başladılar. Romalılar bütün güçlerini bu akınları durdurmak için Ben kıyısında ve burada Tuna kıyısında ve özellikle de doğudaki bizim Fırat kıyısındaki lejyon dediğimiz birlikleri, yani bir nevi bunlar tümenlerdi. Bunları oralara yerleştirmek suretiyle bu akını durdurmaya çalışıyorlardı. Tabii bu uzun süre durduramadılar. Sonra Cermenler özellikle, Rodlar aşağıya sarktı. Fakat burada kendi paçasını kurtaran Doğu Roma İmparatorluğu oldu. Yani İstanbul oldu. Şimdi fakat bu imparatorluğu çökerten bir başka şey daha vardı. Şimdi belki bunu duymak biraz garibinize gidecek ama o Helenistik dönemin bütünlüğü bir şekilde bir başka tehdit altında daha kaldı. O da Hristiyanlık. Hristiyanlık yayıldı. Hristiyanlık tabii yayılınca işte dua etmek, Tanrı'ya tapmak, Tanrı'nın şeylerini yerine getirmek, bilim yapmaktan belki daha da önemli oldu. Ve aslında ilk bilim adamları, din adamları bir nevi inzivaya çekilmek, öbür dünyayı bir nevi daha gelecekteki rahatlığı cennette olmanın olabilmenin rehavetiyle ve onun güzelliğiyle bir nevi bilim yapmaktan ziyade dindar olmanın daha önemli olduğunu bir nevi yavaş yavaş tehdit etmek suretiyle o Helenistik dönemde şimdi birazdan göreceğimiz o kıpırtıyı yavaş yavaş söndürdüler. Evet. Şimdi bu şeylere geçelim. Yani burada dedik ki Helenistik dönemde neden bilim oldu ve bu bilimi yapanlar kimlerdi? Bunların içinde en önemli şahsiyet Öklit. Öklit aslında çok büyük bir matematikçi değil. Yani bir numaralı first diyebileceğimiz yani sürü başı değil. Ama Öklit'in bir başka özelliği var. Öklit sistematik kitap yazma tekniğini geometriye uyguladı. Yani teorem, biz ona şimdi önerme diyoruz. Tanım bir kere bir tanım yapıyorsunuz. Bu tartışıldığı gibi bir tanım yapıyorsunuz. O tanımı bir kere uzun uzun tartışarak o tanımı koyuyorsunuz. Mesela nokta nedir? Çizgi nedir? Düzey nedir? Gibi temel tanımlar veya da hacim nedir? Ondan sonra bu tanımları yaptıktan sonra bir önerme sunuyorsunuz. Bu tanımlara dayanarak ve bu önermenin üzerine başka önermeleri koyarak aynı tuğlaları dizmek gibi, bir ev yapmak gibi bir bilimsel bir bütünlük oluşturmaya çalışıyorsunuz. Öklid'in kitabında 13 tane kitaptan oluşuyor. Yani 13 tane aslında çapitir diyebiliriz. Yani kısımdan oluşuyor.
Ve gittikçe en basit teoremlerden en komplike teoremlere kadar yavaş yavaş bu sistem kuruluyor. Tabii bu sistem bir yere geliyor, şişiyor. Şimdi burada tabii ana teoremlerden bir tanesi, Öklit geometrisi, bir düzlem teorisidir. Mesela bir ara tabii bu iş yatıyor. Neden yatıyor? Küre üzerinde mesela geçerli değil. O zaman küresel geometri gelmesi gerekiyor ki orta çağda bu çok önemli. Astronomi hep küresel olduğu için küresel geometri geliştirmek gerekiyor. Öklit aslında hiç mesela küreden bahseder. Bak kürenin hacmini vesaire şunu bunu söyler ama oradaki teoremler hiçbir zaman küreyle ilgili değil. Yani kürenin üzerindeki şekillerle ilgili değil. Evet, burada işte sonradan Rönesans'ta bu kişiler tabii şey yapıldı, resmenildi. Bir nevi bu sunumda, gerçi göremiyorsunuz aslında bu resimler çok güzel resimler. Karanlık olsa çok hoşunuza gidecek. Mesela Öklit'i burada tasvir eden, resmi tasvir eden ve dinleyerek oldu. Kendini dinleyen kişilere, matematiksel problemleri anlatan bir kişi olarak şey yapılmış, resimlenmiş. Evet. Şimdi bu kitaplar tabii o derslerde okutuluyor. Şimdi Roma öncesi site devletlerinde bir tiyatro var, bir gimnazyum var, bir agora var, bir senato binası var, mahkeme binası var, hamam var, değil mi? Kale surları var. Ve burada bu işte kitaplar okutuluyor. Papirus denen bir şey var. O da Mısır'da üretiliyor. Bir yapraklarında. Bunun üzerine işte Yunanca, Koine. Fakat bunu okumak çok zor. Çünkü aynı eski Yunanca'da ara verilmiyor kelimeler arasında. Noktalama işareti yok. Devam, peş peşe devam ediyor. Nerede duracağınızı bilmeniz lazım. Yani biraz eski yazıya benzeyen tarafları var. İllattan sonra bile kadar falan öyle devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Uzun bir süre devam ediyor. Ondan sonra söylüyor. Mesela bu öpüldü. A artı B, 2 artı B, çarpı B, yasta akale olan teoremi. Bunu ispatı. Bunu ispatı için işte bu şekilde çizilmiş. Bu gerçekten de öyle bir kitabında var. Ve bunun artık herhalde okulda bir yerde yazılmış. Şimdi diyeceksiniz ki bu papyrus nerede bulunuyor? Bunlar da aslında mumyalarda bulunuyor. Bu yani şey gibi, leblebiciler yani şey yaparlar, kitabı çekerler, küllah yaparlar, içine leblebi koyarlar gibi. Onlar da bu eski kağıtları mumya yapanların hizmetine sunuyor. Onları sarıyorlar. Biz şimdi tekrar açıyoruz onları. Açıyoruz, orada mesela karşımıza Öklit'in teoremi çıkıyor. Bu öyle bir parça. Aradaki bir takım eksik şeyleri, bir takım eksik bilim adamları eserleri böylece bir nevi mumyalardan tekrar geriye kazanma durumundayız. Öklit'in kitabı Ögeler, The Element diye İngilizce tercüme edilmiş. İlk İngilizce tercümesi 1570. Onun nüshasını görüyorsunuz. 1570'e kadar daha Öklit'in doğru dürüst mevcudiyeti ancak böyle biliniyor. Latince bir takım şeyleri var. Fakat onları da geleceğiz daha. Devam edelim. Öklit'in birazdan tekrar karşımıza çıkacak, özellikle Tursi'de. Şimdi Arşimet'e gelmek istiyorum. Arşimet aslında bizim bir meslektaşımız. Yani ilk mühendislerden müthiş bir bilim adamı. Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı kabul ediliyor. Arşi, başlangıç demek. Medos düşünce, Arşimet düşüncenin başlangıcı. Herhalde bir lakap olarak kendisine verilmiş. Yani o zaman bile
Arşivinin nasıl bir adam olduğunu hissetmişler. Kendisi öyle anmışlar. Devam edelim. Şimdi beni çok meşgul eden olay vardı. Arşimet, Mısır Kire'nin hacmini biliyor. Yüzeyini de biliyor. Ben nasıl bulmuş bunu? Çünkü biz nasıl yapıyoruz bunu? Biz bunu yüzeyi iki katlı entegralle buluyoruz. Entegral bunlar bilmiyorlar. Hacmini bulmak istiyorsanız üç katlı entegral önce bu sistemi küresel koordinatlara çevirmeniz lazım. Bunu da bilmiyorlar. Diferansiyeli de bilmiyorlar. Orada yani bu entegrali şu entegrali değerlendirirseniz 4 pi r kare çıkar. Bu r kare olacak hocam. Biraz bu kadar da mesela bir şeyin dışında küranın tarafının altında var zaten. Ha, var. Küre açısına gelirsek 4 pi r küp bölü 3. Çok ilginç, güzel bir formül ve bunu Arşimet biliyor. Uzun bir süre bunu nasıl bulmuş anlamadılar. Ta ki Arşimet'in böyle ölüler üzerinden çıkan bir takım şeylerinden, eserlerinden bu çıkarımız yaptılar. Ve şimdi onu size göstermek istiyorum. Şimdi Arşimet'in hücre tarzında dairenin alanı çevre çarpı A'dır. Çevre çarpı A tabii bir dörtgen vereceği için bunun yarısını almamız lazım. Fakat bunu şunu da biliyorlar ki çevreyi diametreye yani çapa bölürseniz böldüğünüz zaman herhangi bir dairede hep aynı sayı çıkıyor. 3, 14, 16. Tabii bunun pi olduğunu sonradan bir Avrupalı tanımlıyor. Antik dünyada bunu pi diye bilmiyorlar. Pi diye demiyorlar. Ama pi diye yerleşti. Şimdi güzel bir sayı şey gösteriyor. Biz pi diye biliyoruz. Yani bunun bu çevre bölümde her zaman 3, 14 olduğunu biliyorlar. Bunu tabii aslında irasyonel bir sayı. Sonu yok. Bu da tabii Yunanlıların müthiş rahatsız ediyor. Yani bitmeyen bir sayı nasıl olur? Şimdi bir kere sayıları doğrunun üzerine koyuyorlar. Doğrunun üzerine bitmeyen yer yok ki. Her noktanın bir yeri var. Fakat bizde öyle sayılar var ki doğrunun üzerinde gidiyor da gidiyor. Yani bunun bir derinliği varmış gibi. Yani çok çok ilginç ve buna son derece rahatsız oluyorlar. İrasyonel sayıları bir türlü kafalarına yerleştiremiyorlar. Ve bu da öyle bir sayı. Demek ki A öyle. Şimdi nasıl yaptığını ben size göstermek istiyorum. Ben çünkü bunu ceni diyorum. Yani gerçekten harika bir düşünce tarzı. Şuraya bir küre alıyorum, çiziyorum. O kürenin içine bir konik çiziyor. Bir başka silindir alıyor. Bir silindir alıyor. Buraya bir silindir alıyor. Yani bir küre işte çevre içi kürenin içinde bir koni, o koni bu. Şu. Bir de silindir. Burada da bir silindir. Ve burada bir nokta alıyor. Bir nokta alıyor. Burası x, burası y, burası z. Z kare artı x kare artı y kare Pitagor teoreminden biliyor. Ve bu üç satırı yazıyor. Üç satırı yazıyor. Bu üç satır doğru. Yani geometrik olarak doğru üç satır. Ondan sonra bu üç satırdan şu ilişkiyi tanıtıyor. Ben onu kullandım. Aynen aynen kullandım. Alfa gamanın yani şu mesafenin şu mesafeyle çarpımı bölümü A zetayla A sigma'nın çarpımı yani şu mesafenin çarpımı şu iki sayının bölümü, şu iki kısmın bölümüne eşit. Yani bunlar da burada görülebiliyor. Düğün yukarıda mü ile sigma ve mü ile pi bu. Mü ile pi bütünü artı iki defa geliyor. Mü ile pi toplamı yani iki mü pi böyle o zeta o burası
katı, bunun da iki katı, şunun iki katı. Bir de rho pi. Rho pi, rho, evet rho pi. Rho pi nerede? Onun ortada. Rho pi de burası. Demek ki rho pi, koninin bir kesidi. Öbürü silindirin kesidi. Bu da dairenin bir kesidi. Şimdi bu formül, şu ilişki, ona bir şey hatırlıyor. Yani bu çok önemli bulduğum için size burada teferruatını veriyorum. Ona şunu söylüyor, diyor ki, diyor, demek ki diyor, ben diyor bunu diyor, terazi düşüncesiyle çözebilirim diyor. Şimdi devam edelim. Burada tekrar kuyu görüyorsunuz, şeyi görüyorsunuz. Ve buradaki kesitleri alıyor. Bu işte silindirin kesidi, burada pürenin kesidi, burada konunun kesidi. Dar bir kesit alıyor, tam şunun üzerine, şunun üzerine. Ve diyor ki, bunları diyor, hacimsel olarak düşünelim, yani maddesel olarak düşünelim diyor. Bunlar kuvvet çarpı kuvvet kuludur diyor, çünkü statik kendisi çok gidiyor. Devam edelim. Bunu bir kaldıraç alıyor, buradan dengelendiğini düşünüyor. Silindirin bir kesitini buraya koyuyor. Kürenin de kuninin kesitini buraya koyduğu zaman o biraz evvel söylediğimiz denklemin karşılığına düşünüyor. Yani denklemin geometriyle yorumluyor. Kimsenin düşünemeyeceği, ben 40 yıl düşünsem ben bunu düşünmem ama adam bunlarla haşır neşir olduğu için bunu biliyor. Ondan sonra oturuyor ki bunları diyor asalım diyor, asalım, devam edelim. Terazi yukarıda, buraya bütün katlar için yapalım diyor, küreyi koyuyor, silindiri koyuyor. Kesik. Yani bir nevi integral yapıyor işte burada, integral oluşturuyor. Ondan sonra buraya koniyi koyuyor, buraya da küreyi koyuyor, silindiri koyuyor. Şimdi demek ki bir terazinin üzerinde o R'yi tanımlamış olmakla, yani R mesafesini baştan tanımlıyoruz. R, bakın buradan buraya kadar 2R, buradan buraya kadar 2R. Demek ki bu yarısında geliyor. Demek ki bu boyutlardaki bir silindiri buraya astığınız zaman, bu boyutlarda bir küreyi buraya astığınız zaman ve bu boyutlarda bir kuyu buraya astığınız zaman bu terazi dengededir diyor. Şimdi küreyle silindirin hacmini bildiği için buradan şeyi çıkarıyor. Görün yani bir mumyanın üzerinden neler çıkıyor. Devam edelim. Bunları böyle bütün olarak düşünüyor. Ondan sonra diyor ki bu bir defa bu çünkü bir diğeri iki katı yukarıda. Değil mi? Kuvvet çarpı kuvvet bulur. Biri iki katı olduğu için iki katı bunlar buna eşittir diyor. Buradan bilmeyen küreyi bilmediği için bu M'yi çözüyor. M'yi çözdüğü zaman 4 pi ve bölü 3 çıkıyor. Buyurun. İntegral bilmeden çözdük. Yetmiyor. Acaba diyor yüzeyi nedir diyor. Küreyi böyle küçük şeylere bölüyor, piramitlere bölüyor ve aslında kürenin aslında şimdi şeyini bildiği için, hacmini bildiği için öbür taraftan, o zaman diyor ki bu küreyi bir koniye karşı düşünebiliriz diyor ve bu koninin diyor tamamı R yüksekliği olduğuna göre diyor, çünkü şurası R ya, şurası R ya, o zaman diyor ki bu hacim diyor, bu hacim yüzey çarpı mevlülü 3'tür diyor, çıkıyor. Çünkü bunu biliyor. Buradan S'yi çözülüyor. 3'ten götürüyor. Ve buradan kürenin yüzeyini biliyor. Bunu uzun bir süre ya Avrupalılar biliyordu ne bir şey. Tesadüfen bu şeyler bulundu. Bunun önce adamın ne düşünce tarzları ve büyüklüğü böylece ortaya çıktı. Evet. Devam edelim. Şimdi Heron'a gelelim. Heron cins bir adam, o da işte Helenistik
Tevki adam gördük değil mi? Ömrü'yü gördük. Aşime'yi gördük. Çünkü Heron da bizim meslektaşlardan bir tanesi. Bu temsil bilgisi. Antik çağda yaşamış Yunan matematikçi, mühendis. Numa zamanı Mısır İskenderiye kendini yaşıyor. Bilgiyle kitaplar yazılıyor. Kitaplar çok sayıda, bak 13 tanesi elimizde var. Yani bir kısmı Arapça olarak var, bir kısmı da... Hocam kitap diyoruz da kaç sayfa mesela? Bu bayağı kalın bunlar. Evet. Bayağı kalın. Risale'nin kitabı. Ben Yönlük İkbiyolojisini yayınlayacağım. Ben üzerine çalışıyorum. Ama Tusi versiyonunu yayınlayacağım. Tusi çünkü o kitaba hayran oluyor. Ve Arapça olarak yayınlıyor ve ilaveler ve bizim kütüphanelerde o kitap var. O kitabın tıp basımı basıldı. Onun tercümesi, Türkçe tercümesi yapacağım. Şimdiye kadar Türkiye'nin hiçbir Türkçe tercümesi yapılmadı. Diyeceksiniz bu kadar basit mi? Ama o kadar basit değil. Çünkü Yunan düşüncesini buraya yansıtmanız lazım. Yansıtamazsanız olmuyor. Devam edelim. İşte önemli kitapları böyle giderse akşama kadar konuşurum ben. Mekanika diye bir kitabı var. Burada neler var? İşte birinci kitap, harita, statik, denge kurumları, hava cisiminin kaldırılması, kaldırma düzenleri vesaire. Bunlar bayağı sistematik yazılmış ve en basitten en komplike durumlara aktaracak şekilde yazılmış bilimsel kitaplar. Devam edelim. Pneumatika var. Pneumatika bizim için önemli. Otomasyon sistemleri var bunların içinde. Tekrar dediğim gibi zaten okuyamıyorsunuz. Ve bunların içinde mesela sihirli kaplar var. Sonradan İslam'da da bu çok kullanıldı. Mesela bu öyle bir kap ki dökmeye çalışıyorsunuz bir taraf. Su atmıyor. Hoşlandığım adama baktığım zaman şu bilgiyi açıyorum bir tarafa. Şimdi Yunanlı biliyor ki, yani Heron biliyor ki havanın çıktığı yere ancak sıvının gittiği yere hava gelir, havanın gittiği yere sıvı gelir. Orayı açtığı zaman bakın oradan hava geliyor. Hava geldiği için boşaltabiliyorsunuz. Yani böyle bu da buhar makinesi dedikleri şey aslında bir oyuncak gibi bir şey. Buraya ısıtıyorsunuz. Buradaki buhar geliyor. Bunun etrafında dönmeye başlıyor. Yani tepki dönüyor. Fakat burada en esas problem şuradadır. Buranın hem dönmesi lazım hem de yani hiçbir zaman bir lokomotif olamamış bu. Çünkü hem de yeterli şeyi sağlaması lazım. Basıncı yani oradan kaçmaması lazım buharı. Bunu sağlatamadığı için bunu hiçbir zaman kullanılamıyor. Devam edelim. Heron çeşmesi vesaire ben size bir iki örnek göstereyim. Kapıların otomatik açılması var. Burada ısıtıyorsunuz. Buraya adak yeri. Isıttığınız zaman burası şişiyor. Şiştiği zaman bunu ters bağlıyorsunuz. Kapı açılıyor. Bu adam çok kurnaz bir adam. Para nerede var? O zaman diğer adamında var. Gidiyor ve takınaklara böyle şeyler monte ediyor. Devamlı bir yerden geliyor. Bunu seyrediyor. Aa diyorlar ISIS tapınağında kapılar açılıyor. Otomatik olarak. Eğer senin adağını beğenirse açılıyor diyorlar. İnsanlar da geliyor, oraya para veriyor. Orada şey oluyor. Bu çok enteresan. Heron'un ilk otomatlarından bir tanesi. Yani ben bunu gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Kitapta aynen bu resim var, bu orijinal bir resim. Buraya para atıyorsunuz. Öteden bir drahmi. Bu drahmi geliyor, bunun üzerine düşüyor. Burada bir valve var, bu valve bunu açıyor. Açınca buradan bir bardak kutsal su, zemzem gibi. Para burada düşüyor buraya. Kapanıyor. Şimdi bütün Yunanlılar ya, Helenistik çağın adamları bir bardak da ben atayım diye. Burası tabi parayla doluyor. Ama Coca-Cola şeyi gibi. Ya bunları düşünmüş adam. Ne derece çalışmış bilmiyorum ama hiç olmazsa yazmış bunları. Yazmış ve alt teorisini de veriyor bir tarafta. Bu da çok enteresan. Otomobil diyebileceğimiz bir şey. Genellikle şeyde kullanıyor. Yani bu çalıştığına inanıyorum ben. Tiyatrolarda kullanıyor. Mesela tiyatroda bir güneş var. Eser başladığı zaman güneş burada.
gittiği zaman oraya gitmesi gerekiyor kendiliğinden. Bu böyle tekerlekli bir şey. Bunun içinde kum var. Bu kum buradan akıyor aşağıya. Şu gördüğünüz ağırlık yavaşça aşağı iniyor. İnerken bu saptırma makaralarını bu tekerleği döndürüyor. Şimdi tiyatro eseri başladığı zaman bu burada duruyor. Üzerinde güneş var mesela. Yavaş yavaş. Herkes görüyor. İçinde adam ya da bir şey yok. Nasıl çalışıyor bu? Tabii tiyatroya herkes koşuyor. Yani orada otomatik bir dekor var diye. Bunları yapıyor adam. Evet. Metita, onun kitaplarından başka bir tanesi. Değişik geometrik şekiller ve teoremler birbirine. Fakat ben bir tanesini vereceğim size sadece burada. Bu gördüğünüz Heron formülü. Şimdi bakın bir formülün güzelliği. Yunanlıları mest ediyor. Helenistik dünyanın insanları güzel bir formül gördüğü zaman güzel bir hanım görmüş kadar mest oluyorlar. Hanımlar ne yapıyor? Zaten hanımın adı yok o zaman. Yani kusura bakmasınlar ama o zaman kadın evde oturan çok üreten bakan bir deste gibi gözüküyor. Yani çok ataerkek bir toplum. Şimdi görüyorsunuz eğer bir üçgende A, B ve C kenarlarını biliyorsanız bunun alanını hesaplayabilirsiniz. Nasıl? Önce diyor A, B, A, C'nin toplamını alır, ikiye bölersiniz. S diye bir sayı bulursunuz. Bu S sayısını buraya koyarsanız S, S, A, S, A, S, 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 C, A, 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 A. Pitagor'da bulmak mümkün ama formülü bu hale getirmek onlara müthiş bir zevk veriyor. Bu kitapta var mı şimdi kitabın yazanlarında? Devam. Bu ise yani Hamit Bey'le kalsaydı yani merak bu cinsel organlara bakan çocuğu gösterdi. Bu cinsel organlara değil, bu kainatı anlamaya çalışan bilim adamı. Yani biz bir nevi anlamak istiyoruz, bir şey görmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu çok sonradan Flammarion denen bir Avrupalı tarafından 1888'de çizilmiş olan bir şey. Burada bir perde var. Bizim gördüğümüz dünya bu, yaşadığımız dünya bu. Burada meraklı bilim adamı kafasını sokuyor, arkasında ne var diye bakmaya çalışıyor. Bu işte bilim adamı. Bu merak yoksa zaten bilim adamı olamazsınız. Değil mi? Şimdi bu tür bilim adamlarından bir tanesi bu. Erasmus Kenner. Şimdi isimler zor. Bunu biraz görelim. O mesela çok ilginç bir şey yapıyor. Duyuyor ki İskenderiye'de. Duyuyor ki geceyle gündüzün eşit olduğu dönemde Asuan tarafında yani kendisi İskenderiye'de bulunuyor. Asuan'da Siena'da kuyulardaki kuyuların dibi aydınlanıyor. Yani güneş tam dik geliyor. Yani normal olarak İskenderiye'de bu olmuyor. Değil mi? Orada olmuyor. Bizde de olmaz. Ancak Ekvator'da oluyor. Ama Siena'da bir tek binde oluyor. O da geceyle gündüzün eşit oluyor. Ekinoks dediğimiz gün oluyor. Bekliyor. Ekinoks gününü bekliyor. Bir çubuk dikiyor buraya. O kendi bulunduğu İskenderiye'de çubuğun kaç derecelik bir açı yaptığını görmesini ölçüyor. Diyor ki bu ağ açısı şu açıya eşittir diyor. Eğer diyor ben bu mesafeyi bilirsem diyor dünyanın yer çapını bulurum diyor. Oturduğu yerde. Bu bilim. Geometri. Değil mi? Yapıyor bu hesabı. Devam edelim. İşte bir Haziran'da oluyor bu olay. 21 Haziran'da bakıyor. O açıyı 7 derece 12 dakika buluyor. Ondan sonra gitmiyor oraya. Bilim adamı şeylere soruyor. Layıklara soruyor. Ya diyor CNN şekline olan mesafe nedir diyor. Onlar çünkü kraliyet şeyi olduğu, yani, olduğu için biliyorlar. Diyorlar ki iki şehir arasındaki mesafe aslında şunu yapıyor. Doğruydu.
7 dereceyi 360'a bölüyor, bunun 50'li bir olduğunu buluyor yaklaşık olarak. Ondan sonra mesafeyi buluyor. Diyorlar ki bu 5000 stadyum, yani bizim stadyum lafı zaten bir ölçülük birimidir, Roma ölçülük birimidir. 5000 stadyum diyor, 5000 stadyumun olduğuna göre diyor, oranlıyor. Diyor ki demek ki diyor 1 derece 700 stadyuma karşı düşüyor diyor. Ha, 7 derece bulmuştu, onu çarpıyor. Çarptığı zaman bir stadyum demek ki 157,5 metre oluyor. Ve mesafeyi dünyanın her çapında 39.600 dolar, biz 40.000 kilometre olduğunu biliyoruz. Buyurun. Kafa denem, yani düşünce, analitik düşünce, geometriye dayanan analitik düşünce, hiç yerinize oturarak dünyanın yarı çapını bir ölçümde bulmuşuz. Değil mi? Çok küçük bir hatayla. Şimdi bir başka adama geçeyim. Bu bir fakat bu mesela yazdığım kitabı bu olayı buluyor fakat bir kitap yazmıyor bize. Bir yerlerde bulunuyor bu, biliniyor. Kendine kitapları var ama böyle sistematik kitaplar değil. Şimdi astronomi de sistematik kuran Batlamyus'tur. Batlamyus'u biz ona Batlamyus diyoruz. Diğer ismi orada devam edelim. İskenderiyeli Claudius Ptolemaeus. Bu adam. Batlamyus denen adam bu adam. Bu temsil birisi tabii. Yaklaşık olarak milattan sonra 85-65 yılında oturuyor ve bütün bilgilerini bu geometriyle birlikte bir kitabın içine monte ediyor. Bir bilimsel kitap veriyor. Evet. Ona ismi büyük bileşik. Yani kitap ermacisti, matematik ve sintaksis. Yunan ve Babil uygarlıklarının bütün buluşlarını bu kitabın içine yazıyor, sistematik olarak yazıyor. Neler var bunun içinde? Kendisinden 300 yıl önce yaşamış olan Hipparchus'tan dayanarak bu bilinen bütün şeyler, güneş sistemi nedir, modelinden sızdır, Kopernik'te sonra değiştirilmesi bir model, bu modelin bütün ayrıntılarını bu kitabın içine monte ediyor. Evet, devam edelim. 13 kitaptan oluşuyor. Birinci kitapta kanıtlarıyla birlikte yer kürüsü, ana hatlarıydı. İkinci kitapta yeni hatlarıydı. Yüresel kibarlık bilgileri, fişler, tablosu, örnek proteinler çözülür. Üçüncü kitapta güneş hareketleri, gezegenler vesaire. Bunları sistematik olarak bu kitabın içine yazıyor. Devam edelim. Beşinci kitap ay, güneş, tutulumları vesaire. Yani bu döneme kadar astronomide bilinen bütün bilgileri bu kitabın içine en basitten en komplikesine kadar ispatlayarak mesafeler ve hesaplarına verdiği zaman bütün detaylarıyla veriyor. Şimdi burada kullandığı en önemli teorem Menelaus teoremi. Bu da bir Yunanlı bulmuş. Menelaus tarafından bulunduğu söyleniyor. Yazmalarda var. Bu teorem aslında daha sonra İslam dünyasında bütün trigonometrik fonksiyonların kanıtlanmasında kullanılacak olan teoremdir. Bu bir teoremi kısaca göstereyim size. Bir sonraki slide bu. Böyle bir şekil varsa, yani iki tane üçgen bu şekilde kesişiyorsa, o zaman şu ilişki, yani şu iki ilişki doğrudur. Yani CK dediğimiz şey, CK şuradan şunun arası, bölü KB, KB arası. Demek ki büyük kısmında küçük kısım oranı BL o büyük kısım bölü LD şu kısım küçük kısım oranı ve DT burası küçük kısım TC bu oranı oluşturduğu zaman bunların üçünün çarpımı 1'e eşit. Bu da güzel bir formül. Dikkat ederseniz güzellik bunların formülün güzelliği kendi başına bir problem bunlar için. Bu teorem dediğim gibi bütün trigonometrik fonksiyonların bulunmasından temel teşkil eden bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki bu düzlemde geçerli. Yunanlar bu düzlemi buluyorlar.
İslam dünyasında bunun küreselde de geçerli olduğu bilinir. Evet, buna gelin. Eğer bir küresel arayışı küresel olarak çizerseniz, bu sefer şuradaki merkez açılarıyla bundan hasta sinüs verdim. Yani sinüs cekdağ bölü, sinüs kadeli, sinüs bd bölü, sinüs bd'li, sinüs bd bölü, sinüs bd'nin de bire eşit olduğunu görüyorlar. Bunu İslam dünyasında görüyorlar. Menelaus teoreminin küresel geometriye aktarılması. Bu teorem anahtar teorem oluyor. Ve bütün sinüs, tanjant, kotanjant teoremlerinin ve bugün kullandığımız bütün astronomi, küresel astronomi bilgilerinin temelini teşkil ediyor. Devam edelim. Şimdi Batlamyus'un dünyasına da dönelim biraz. Bu tabii bütün orta çağda geçerli olan bir konu. İnsanlar o dönemde biraz ukala, yani çok önemli bir hissediyorlar kendilerini. Merkezde izliyorlar. Yani dünya merkezdedir. Her şey sanki bizim için bir tiyatro hazırlanmış. Biz bakıyoruz, işte gezegenler var, ay var, güneş var, bizim için dönüyor. Değil mi? Yani dünya merkezde bir kainat söz konusu. Bu tabii Aristo için mesela de geçerli. Yani burada yer kürüsü var, su kürüsü var, hava kürüsü var, bunların isimleri var, ateş kürüsü, ay feneği, Merkür feneği, Venüs feneği, Güneş feneği, Mars feneği, Jüpiter feneği, Satürn feneği, burçlar feneği, feneklerin feneği. Yani yıldızlar. Yani kahpe felekleri, kahpe felek buradan geliyor. Bunlar hareket ediyor. Bir mekanizma, bunu Allah Baba yapıyor. Nasıl yapıyor? Tabii bilmiyor ama bunu yapan mekanizmayı bir modele oluşturmak gerekiyor. İşte her bir felek, mesela ay feleği, şimdi biz biliyoruz ki aslında bu gezegenler bir daire üzerine dönmez ama Yunanlar her şeyi daireye. Daire çok hoşuma gidiyor. Yani nasıl sayılar rasyonel olması gerekiyorsa bütün geometrik şekillerin daire ve küre olmasını tercih ediyorlar. Ama öyle değil. Biliyoruz ki biz buna elips. Şimdi tabii burada mesela ay dönerken bakıyorlar ay bazen yaklaşıyor bize, bazen de uzaklaşıyor. Yani bir kere böyle merkezleri kaçırıyorlar. Ondan sonra bu kendi feleklerin içini de hareket ettiklerini düşünüyorlar. Şimdi düşünün ki bu hem böyle dönüyor hem de böyle dönüyor. Mesela buraya öyle bir periyot veriyorlar ki burada dünyaya en yakın oluyor, burada dünyaya en uzak oluyor. Değil mi? Elipsi aslında. Hala daha yani elipsi uyanamıyorlar. Aslında elipsi biliyorlar. Apollonios diye bir adam var, Polikistinden biliyor. Fakat bir türlü buna yediremiyorlar. Ve o başlarına bela alıyor, tamam, Kepler'e kadar gidiyor bu olay. Ama bu feleklerle haşır neşir oluyor. İslam dünyasında da bu var. Bunları nasıl yapılıyor? Bu bir model işte, matematiksel bir model. Bu modele göre, şimdi bugün yerini biliyorsa, gelecek sene nerede olacak? Ay, Merkür, bunu biliyoruz. Yani aradaki açıyı biliyoruz. Çünkü böylece hesap yapabilme imkanı çıkıyor. Değil mi? Devam edelim. Bir başka bir şey ona yardım ediyor, o da tutulumlar. Tutulumlar şu bakımdan çok önemli. İlginç bir şey, Güneş, Ay ve Dünya'yı peş peşe yerleştirdiğiniz zaman birinin gölgesi diğerinin üzerine düşüyor. Yani eğer Ay, Güneş de bizim aramızda yani yerin arasına düştüğü zaman bu koli genellikle böyle noktasal veya biraz daha geniş olabiliyor, bir bölgeye düşüyor. Bu onlara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yunanlılara, denizlik dönemde. Bu üçgenleri kullanmak suretiyle benzerlik üçgenlerinden dünyanın yarı çapında bildiklerine göre biraz evvel hesapladık. Bu sefer mesafeleri ve güneşin ve ayın çapını bulma imkanı çıkıyor. Bunları hesaplayabiliyoruz. Bakın ne kadar enteresan şeyler. Tersi de oluyor tabii. Ay gelir bu sefer buraya.
buraya gidiyor, ay tutulması oluyor. Yani burada da hesaplar tekrarlanabiliyor. Evet. Hocam, bugünün insanın gözüyle bunu anlamak gayet makul. Ama coğrafi keşifleri yapılmadı, dünyanın merkezinden belki. İnsanlar biliyor dünyanın yuvarlak olduğunu. Gözleme dayalı. Evet, biliyorlar. Kitaplarında hepsi yuvarlak oluyor. Bakmayın, Hristiyanlık olarak dezavantajı oluyor. Din kitaplarında, din kitaplarında yazanlar, genellikle peygamberler, o kadar bir din adamı değildi. Genellikle onlar çevrelerine gittikleri, işte dünyanın hayvanlığı başını, para gezdiği zaman dersini okuyordu. Bir takım böyle gayri bir şey konularda nasıl yazılıyor? Yani bilgiyle öyle bir şey. Tabii bu şeye düşüyor bu sefer. Şimdi söylemek bile tehlikeli oluyor. Başlarına gayri gidiyor. Benim başına gelenler de bu yüzden. Söylüyorlar ama söylemiyorlar. Yani kaykanlar. Şimdi dogma ile bilim arasında en büyük farkları Kur'an'ın gözü söylemiyor. Bir tanesinde tartışma yok. Tartışamaz. İncil ise o işi de ona kalacak. Kur'an kimse kalacak. Bunun üzerine tartışamaz. Evet, inanmıyorsan tamam sen. Ben de düşünün kalacak. Ama bilim adamıysan öyle düşünmeye devam edersin, çağırırsın. Değil mi? Bu aradaki farkı vurgulamak lazım. Bilim adamı açık arkaya bakan o adam çaldı ya, bu adam hem meraklı hem de şey değil yani. Gözü şey değil, açık. Gözü yok. Evet, gözü yani gözü yok. Gördüğü zaman da kabul ediyor. Şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela orada güneşle dünyanın arasına ay girdiği zaman o hareketlerine takip edebilmek diye organize ediyor. Orada çalışma gerekiyor. Kitaplarını göstereceğim size. İslam'a geçeceğim şimdi. İslam öyle enteresan bir şey ki, Helenistik dönemde ne yaptıysa, İslam aynısını yapmış ve üzerine katkılar getirmiştir. Tıpatıp, yani hayrandır da. 10 binlerce kitabı Arapça'ya tercüme etmişler. Abbasiler bile, Emeviler değil. Emeviler çok yobaz. Emevi kafası yobaz. Abbasi döneminde, bütün bu kitaplar, bunlar binlerce kitap, birçoğu da kaybolmuş. İskenderiye Kütüphanesi'nde bulunuyor bunlar. Bunlar yandığı savaşlarda gibi vesaire. Bu kitapların kurtulanların hepsini Arapça çevirdiler. Hatta bazıları Yunancası yok, Arapçası var dediler. Ve bir tercüme bürosu kuruldu. Büroları her bir entelektüel bu kitapları bulmak için Bizans'a gitti, bunları papazlarla şunlar bunlar kalmıştı. Elinizde kitap varsa verin yani parasıyla. Casuslarla okudu, alındı, getirildi. Ondan sonra Yunanca bilenler de bildi, kendileri öğrendi. Oturdular Arapça çekiyorlar. Arapça var, hepsi. Klasik kitaplardan bilim kitapları hepsi. Evet. Mesela bu Iraklık açısı, buna paradoks denir. Bu da çok siz yoruluyorsanız 5 dakika bir ara vermek ister misiniz? Öyle yoksa öyle devam eder misiniz? Yani sen bir sigara içeceksin herhalde. Var mı? Öyle içeceğim. 5 dakika olur. Yani bu 5 dakika olur. Bir çay bardağı, ufak çay bardağı içmeyiz. Yani 4 dakika 25 saniye. Çok aslan oldu. Hocam kaçıncı şekilde kaçıncı hocam su vereyim misin? Biraz daha
merkezi, bu da ayın yoğunluğu yer. Şimdi bulunduğumuz yerde yer tam ayın karşısında olmadığı için bu ürünün üçgen oluşuyor. Bu açıya ıraklık açısı deniyoruz. Yani paralaks deniyor. Bu paralaks ölçülebiliyor. Nasıl ölçülüyor? Çünkü bulunduğumuz yeri biliyoruz. Bu nokta geometrik olarak hesaplanabiliyor. Şu açı ve bu açı bilindiği zaman bu açı bu açıda biliniyor. Şuradaki mesafe eğer bir kabul edilirse o zaman sinüs teoremini kullanmak suretiyle bu BC mesafesini hesaplama imkanı çıkar. Sinüs teoremi şöyle bir teoremdir. Açının karşısındaki kenarın sinüsü bir açıya açıya olan yani bütün kenarlar için birbirine eşittir. Bu sinüs teoremidir. Sinüs teoreminden burada bunun kaç katı olduğu, yani 39-40 katı. Demek ki dünya çıktığı, yere çıktığı, nerede olsa bizim ay mesafesi bulunuyor. Tabi burada derece hesabını kullanıyorlar. Yani derece dakika, bu bakımdan adresli bir sistemi kullanıyorlar. Biraz tabi bu ortamın tarihinde burada zor oluyor. Şimdi Tusi'ye gelmek istiyorum. Tusi, benim günlerim üzerinde çalıştığım kitaplardan bir tanesi olan ön tip geometrisini yorumlamış olan bir kişi. Tusi'nin hayatında ilginç bir dönem var. Zamanın hükümdarı Horasan'la bundan şu kuleyi yokmuş kullanıyor ve kendisini şeye atıyor, hapse atıyor. Ben şimdi şeyini üzerine pek durmak istemiyorum. Hayatı üzerine herkes asiklerinden okuyabilir onları. Fakat şanslı bir adam, devam edelim. şanslı bir kişi, Tusi'nin mesela meşhur Malaga Gazetesi'ndeki eğitimini gösteren bir minyatür bu. Yani gördüğünüz gibi minyatür ve resim sanatı İslam'da mevcut. Çok detaylı bir şekilde mevcut. Bu çok güzel bir minyatür. Atıldığı hapishaneden bir gün kurtulabiliyor. Nasıl kurtuluyor? Bunu görelim. Bir sayfa daha görelim. Bir tane daha gidelim. Moğollar geliyor. Hulagu Han geliyor. Hulagu'nun imparatorluğu, yani müthiş bir ordusu var. Yepyeni bir teknoloji. Atlı. Çok hızlı. Yani bir nevi panzer teşkilatı gibi. Yani Almanların panzerleri gibi. Kısa sürede bütün Asya'dan Avrupa'ya gidebiliyorlar. Ani hücum yapabiliyorlar. Ve at üzerinde yaşayan acayip bir yeni bir savaş teknikleri var. Ve Hulagu'nun önüne ve Moğolların önüne hiçbir şey dayanmıyor. Ve o arada duruyor ki bir de hapishanede çürüyen müthiş bir bilim adamı varmış, Tusi varmıştı. Çıkarın gelsin buraya diyorlar. Adamı çağırıyorlar yandan. geliyor. Niye hapiste hocam? Ha? Niye hapiste? Hapiste çünkü bir kere bir suçu var, Şia yani dahil, yani Şii. Bunlar biliyorsunuz orada o zaman başlıyor zaten bütün bu şeyler. İkincisi de bu bana bir şey yapacak, bizi beni burada düşürecek diye bunun bir garezi var. Ondan sonra diyor ki sen benim danışmanım oldun, ne istersen yapacağım diyor. Bu tabii müthiş bir şey, o da diyor ki ben rasathane kurmak istiyorum diyor. Ve meşhur Malaga Rasathanesi o zaman kuruluyor. Bu rasathanenin İran'da şu an Azerbaycan'da oradaki kalıntıları bulundu. İşte hapishanedeyken Öklid geometrisini yorumunu yapıyor. Devam edelim. Bir yığın eserleri var. Ben şimdi bunlara hiç girmeyeyim. Çünkü girdiğimiz an çıkamayız bir daha. Mesela seksüolojiye kadar, bahtnameye kadar eser yazmış adamlar. Hocam, dönüm... resim var mı? Ha? Resim yok herhalde. Bazen de resim oluyor. Yani bunlar hiç çekilmiyorlar. Yani çok çok realistik tipler. Tıptan alın ve o zaman bilinen bütün şeylere kadar var.
Bu mesela benim üzerine çalıştığım kitap Nasib-i Tursi'nin tahkili usulü hendese ve hesap kitabı. Örtülesi elementler kitabının tahmini. Yani kendisi gibi. Gördüğünüz büyük bir deniz örtülü kesinlikle kitabı yönelimini anlatsın. Mesela neler ilave etmiş? Mesela diyor ki etnik sadece böyle ispatlanmaz diyor. 10 tane, 15 tane daha ispatını veriyor. İlave olarak. Böyle ilaveleri var. Çok ilginç bir kitap. Yani en az örtük kadar yaratıcı ve onu özümsüyor. İçine alıyor. Bu kitap okuduğun zaman bayağı bir zevk alıyorsun. Şimdi ben diğer ulaştığım bir kişiden daha bahsetmek istiyorum. O da Bulur Bey. Bu Timur'du. Burada Timur önemli. Timur'un patronu. O sırada aynı İskender gibi nasıl doğuda, batıda imparatorluklar kurulmuşsa birdenbire Orta Asya'da aynen Tıpraklı imparatorluklar kuruluyor. Bu yine atlı sistemlerde. Yani bu Moğollar, ondan sonra Türkler. Bunlar yayılıyorlar. Gördüğünüz gibi çeşitli yerlere gittikleri kurdukları şeylerle ilgili olarak. Demek ki Helenistik dönemin bir öncesi, bir sonrası bu sefer burada gerçekleşiyor. Yani bir nevi bu şey, çünkü burası Çin'deki Moğol İmparatorluğu. Gördüğünüz gibi Çin Birliği'yle o sefer Avrupa Birliği'nin birlikleri bir karışımı oluşuyor. Yani aynen İskender Cumhuriyeti olduğu gibi. Şimdi dönelim şeye. Timur'un oğlu, oğlu Şahruh. Şahruh'un oğlu da Ulur Bey. Yani Ulur Bey aslında Timur'un torunu. Enteresan bir şey. Dünyada ilk defa büyük bir matematikçi aynı zamanda hükümdar oluyor. Babası ölünce tabi başa geçiyor. İmam Bey. 1393'te doğumu, 1400'te ölüyor. Timur'un torunu ve Timur İmparatorluğu'nun ikinci hükümdar olan Şahruh'un oğlu. Türk matematikçisi ve gök bilimcisi. Evet. Şimdi bu hayatıyla ilgili kısımları tekrar geçelim. Onları her zaman alakalı bir şey yapabilirsiniz. Bunun bir sorun bunun üzerine. Onların sorunların tepsili resim. Şimdi Semerkant'a gelelim. Semerkant önemli bir yer. Burası Semerkant, bugünkü Semerkant. Yani o dönemin Semerkant'ı. Semerkant'ın doğusunda şurada bir rasathane kuruyor. Adam çok meraklı bu işlere. Nispeten de uzun bir süre yaşıyor. Biraz evvel gördünüz. Yaşlanıyor. Ve bilimle uğraşıyor. Kötü bir hükümdar, iyi bir bilim adamı diyebilirim. Nitekim o kültü yönetimi sonucu onun hayatına da mal oluyor. Ona geleceğiz. Şimdi bu benim bir çizimim. Bu rasathane nasıl bir şey olduğu konusunda çok şeyler var. İşte Rus arkeologları onun kazdılar. Alt katı, bunun alt katı yaşama yeri. Yani bilim adamlarının bulunduğu yer. Üst katlar da burası aslında boş. Burada platformlar var. Bir de büyük bir merdiven var. Buraya kadar çıkılıyor. Böyle üçgen şeklinde. Orada bir kadran var. O kadranı birazdan göreceksiniz. Kazıda çıktı. O kesitleri ama bunlar tek tek şeyleri de göstereceğim. Devam edelim. Ortadaki o kadran aslında hiçbir şekilde Semerkant'ın enlemi eğiminde yerleştirilmiş. Yani merdiven. Yani 49,5 Semerkant'ın enlemi. İstanbul'da bu 41 derecedir. 41 derecedir. Şimdi eğer böyle bir çubuğu bulunduğunuz yerin enlemine göre dikerseniz güneş onun etrafında döner. Çünkü eksene etrafındadır. Yani dünya ekseni etrafında yok. Güneş burada dönerken, bu etrafında dönerken her saat 15 derecelik bir açı yapar. Tam 15 derece. Ve bunu saat olarak kullanabilirsin. Yani adam devasa bir saat yapmış. Yani şuradaki... Bu aslında bu olduğunu düşünüyorlar ama değil. Çünkü bunun kuzeye bak,
bakması lazım. Bunun aslında bu bileğe bakıyor. Bu buradaki şeyin gölgesi şurada şuraya yansıtıldığı zaman devasa bir saat oluyor. Şimdi bu saatin bir benzerini ben Teknik Üniversitesi'de gerçekledim. Bu bizim yaptığımız rektör bunu söyledim nedense bir saat yapalım dedi. Ben de hemen atladım yapalım dedim. Para çıktı filan bir şey bulduk. Bu benim resmi tarifim beni çekti. Çektiğimiz tarihinde kullandım. 13'teymiş. Ondan sonra bu işte bu çubuk 41 derecelik kuzey, tam kuzeye bakan işte Teknik Üniversitesi'ndeki gökdelenen Masatın deniyor ona, Masakatın olduğu yer. Bu da Teknik Üniversitesi giriş kapısı. Şuraya gölge düşüyor. Mesela biz öğle saatine gelmiştik. Yani saat 13 falan anlar. Tam olarak ama o lokal saattir. Yani bizim saatimiz değildir. Bizim saatimiz universal saattir. Dilimlere ayrılmıştır. Yani Adapazarı saatidir bizim saatimiz. Adapazarı'nda yapsaydım bunu tam tamına birbirini tutardı. Şimdi kesitleri görelim. Burası işte Ruhlu Bey'in yaşadığı yer. Hanesi, yemekhanesi. Aynen bir resim patlı gibi. Burada bir kendine bir bilim yuvasını yapmış. Burada da ölçümünü yaptığı yer. Burada ölçek var 10 metre. Yani neredeyse 40 metre çapında büyük bir bina bu. Çeşitli işte alt kısmının şeyini görüyorsunuz. Devam edelim. Bu kadranı görüyorsunuz. Kadran güneye bakıyor. Böyle güneşin ve ayın, burada ay ve güneş, Semerkant'ta kaç derece arasında değişebileceğini, yani güneş 79 dereceye, işte buralara kadar geliyor. Ay da buralarda en fazla buraya kadar geliyor. Ve burada, burası karanlık bir yer. Burada gölgesi düşüyor ve hassas ölçüm yapabiliyor. Ve bu adamın bütün gayesi, bütün gezegenlerin an ve an o modele dayanarak yerlerini tespit etmek ve yıldız farı. Değil mi? Çünkü inanıyor insanlar buna. Yıldız farı. Bu işin şu andaki Rasathane Müzesi Semerkant'ta. Bu kalıntıların olduğu yer. Devam edelim. Bu işte o kadranın yerlisi. Bu kadranın kazılar esnasındaki bulunduğu yer. Büyük kadranın, şu andaki kadranın şekli. Duruyor. Ve çok önemli bir şey yapıyor Ulu Bey. Bir de medrese kuruyor. Ulu Bey medresesi. Bir numaralı şurası. Burası Semerkant'ta Rejistan Bölümü'nün en önemli bir yer. Üç tane medrese karşılıklı duruyor. Bir tanesi Ulu Bey'e ait. Devam ediyor. Medresenin kapısı, yani işçiliği ve bunlar hepsini Ruslar restore ettiler ve kurum kurum bir vaziyette içine geçelim. Bu şeydi, planı, bunun içinden gördüğünüz gibi süslemeleri görüyorsunuz. Bu şu andaki hali. Şimdi orada bir Türk var. Bu Ulu Bey'in sağ kolu. Burada bundan bahsettim. Bir Kadızade bulundu. Rumi, yani Rum ülkesinden gelen. Kadızade Bursa. 1364'te doğmuş, 1436'da Semerkant'ta ölüyor. Duruyor ki, Horasan'da çok büyük adamlar var. Kim var, kim var, bilmiyorum, bilmiyorum. Ve Bursa'da kadını boğdu. Kadızade ona geliyor. Ve o dönemde şimdi de ben de oraya gideceğim. Yani dilini Çin'de bile olsa gitmek lazım. Lafı ne kadar doğru bir şey. Zapt edemiyorlar adamı. Yani annesi bir taraftan, babası bir taraftan eşyalarını topluyor ve gidiş yok, gidiş bir daha da dönüyor. Evet. Kadızade'nin şeyi vardı orada, 1364-1436. İşte bir eğitim görüyor, en iyi adamların yanına gidiyor, onlardan eğitim görüyor. Eninde sonunda bunu Ulu Bey kepçeliyor, diyor ki gel diyor benimle çalış diyor. Ve çok iyi arkadaş oluyorlar. Ve birlikte o medresede ders veriyor. Bir anekdot vardı, onu size anlatayım. Bir gün Ulu Bey geliyor, orada bir asistan var, yani şey var. Beğenmiyor adamın durumunu. Diyor ki, bunu gitsin buradan da istemiyorum diyor.
Kadızade yok orada. Ben Kadızade duyuyor bunu. Çok bozuldu, morali bozuldu. Bundan sonra artık gitmiyor medreseye. Çünkü medresede ders veriyor ve Ulu Bey'de onu dinliyor. Yani böyle bir ortam. Bundan sonra Ulu Bey geliyor, diyor ki, nerede diyor, büyük şef diyor. Hasta gelmiyor diyor. Hasta diyor yani. Diyor, gidiyor yanına. Diyor ki, hayrola geçmiş olsun diyor, yok bir şeyim yok. Niye gelmiyorsun diyor. E diyor, benim diyor sözüm geçmeyecekse diyor, bir adam o zaman diyor. Ben oraya gitmem diyor yani. Benim adamı, benim tuttuğum bir adamı attın sen diyor. Ben nerede gidiyor, bu adam geri gelsin. Bunu şu bakımda, yani böyle tepeden inme, bir hükümdar şeyinin nasıl karşı çıkabildiğini ve bir nevi arkadaşlık ilişkileri var tabii. Bunu herkes yapamaz ama bir Kadızade'nin bu kadar bir forsu var. Ve bir kitap çıkarıyorlar bunlar. Ziç deniyor bunlara. Bunlar gözlemler, yani bütün gezegenlerin konumlarını veren bir ziç. Ziç-i İlhan var, ziç, Ulu Bey ziç'i var. Yani bunlar yapanlara adlandırılıyor. Şimdi o ziç'e gelelim. Ha, burada şurada enteresan bir şey var. Biraz evvel güzel bir şey vardı ya. Bu şehirde evleniyor. Hadi zaten bu bilgiyi verelim. Şemsettin Mehmet adında bir oğlu oluyor. Şemsettin daha sonra Ali Kuşçu'nun büyük kızıyla evleniyor. Ve bundan da Mehirçelebi'nin bedeli ve Fatih döneminde İstanbul'un kadınlarından meşhur Hocazade oluyor. Şimdi demek ki biraz sonra buradaki hayat sürecek. Ve Osmanlılara bilimin nasıl geçtiğini bir yere göreceğiz. Gördüğünüz gibi Kadızade oraya, bilim burada diye oraya gitmiş. Buradan en yakını oluyor ve bir nevi bir matematikçi ve astronom ailesi oluşuyor. Sonra Ulu Bey maalesef öldürülüyor. Çok düşmanı var. Özellikle din adamlarının tarafından istenilen bir insan değil. O dönemde Nakşibendilik orada ilk yayılmasını oluşuyor ve Nakşibendiler de Ulu Bey'in can düşmanı. Ulu Bey'in öldürmüş olduğu bir adamın oğlunu şey yapıyorlar, kandırıyorlar. Diyorlar ki senin babanı bu öldürdü diyorlar. Ulu Bey'in bir zayıf bir anında kılıçla kafasını kesiyor. Ve ondan sonra da tabii orada da bilim görüyor. Kadızade öldükten sonra zaten Ali Kuşçu diye birisi ki o Ulu Bey'in şahinliğine bakan Kuşçu davranı oradan geliyor. Onun da oğlu akıllı bir kişi. Onları bir nevi oraya getiriyor akıllı olduğu için. O da ama adamla oturuyor işte en önemli kitapları vesaire alıp bunun tıklığını toplayarak önce Uzun Hasan'ın yanına geliyor. Uzun Hasan da yenildikten sonra Fatih tarafından, Fatih zaten onu çağırıyor ve onu medresenin başına geçiyor. Evet. Şimdi Kadızade burada yatıyor, şu binada. Orada hocam, Kutbettin ki, damadı Kutbettin niye öldürüyor? Niye yazmışım? Meşhur şeyi, Kutbettin'in damadı Kutbettin diyor. O da meşhurlardan bir tanesi. İstanbul'un kadınlığından bu en önemli kişilerin bu yaptığı yerde yatıyor şu anda. Çok bakımlı. Gördüğünüz gibi bunun ne kadar önem verdiğini burada görebiliyoruz. İşte Sisinan Dame bu Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan bir sülaleyi gösteren bir secere verdi. Yıllar ve Osmanlı Hanedanlığı veren sayfa Ankara Üniversitesi Etnografya Müzesi'nde bulunan bir kitap bu. Devam edelim. Burada Ulu Bey, Kadızade ile Semer Kafasrazi Zilcihan'ı yazarken Sisinan Dame Ankara Etnografya Müzesi'nde minyatürü. Yani Ulu Bey'in
Kadızade ile birlikte çalışmasını gösteren birinci elden çıkmış olan bir dünya duyuyor. Şimdi bu dediğimiz yer burada, mezarlıkla, Rejistan Meydanı'nda. Burası Semer Kalk'ın o dönemdeki şekli. Bu ölüm mahallesi. Sonra şey ölüyor. Tabii ki burada ölüyor. Şey Uzun Bey ölüyor. Timur aslında olduğu için bir mezar yaptırıyor. Oraya gömülüyor bu tohumlar. Devam edelim. Bak biz yok. Sonra için bu bir şey önemli değil. Burada bir mezar Timur'un bir Ulu Bey'in mezarları. Sonradan bu mezar kazıldı ve gerçekten de Ulu Bey'in arkası bulundu. Ve onu kesilmiş oldu. Kılıç da kesilmiş oldu. Sovyet tarafları tarafından tespit edildi. Yani. Şimdi enteresan bir şey var. Sadece bunu kısa bir şekilde bahsedeyim. Bu arada bir enteresan bir şey oluyor. Osmanlılar Akdeniz'de basınçlarını arttırınca İspanyollar bundan çok rahatsız oluyorlar ve bir elçi yolluyorlar. Bu elçinin ismi González, bilgilerini dönersin. Rui González Trevijo diye birisi. Bu adam İspanya'dan ta Semerkant'a gidip elçilik vazifesini yapıyor ve bir kitap yazıyor. Yani biz genellikle seyahatname yazmayız bu tür şeylerde. Şuradaki resim bu resim. Hepsi bir resim var. Kitabın üzerinde var. Sen hep diyorsun ya çalındım alındı. O resim aslında Stanislav diye bir Omanyalı ressam tarafından temsili olarak yapılmış. Şimdi yıldırım beyazında ismi düşüyor. Düşünce Timur onu ziyaret ediliyor. Onun için yatakta yapıyor. Uyuyoruz gelen bir resim. Ve o dönemi bize en iyi anlatan kitaplardan bir tanesi bu. Yıldırım beyazı. Şeysi devam ediyor. O işte González. Bu kitap aslında Türkçe'ye çevrildi. Biraz evvel kapağını gördünüz. Gördüğünüz gibi kendi şövalye şatosunu, yani şatosunu, tabii asılzade bu adam. Yani daha etten bir adamın elçi diyor, yollamıyorlar. Adam oraya seyahat ettiği için ambleminde, hala da o şatonun ambleminde ay var. Evet. Şimdi devam edelim. Nasıl gidiyor? Şimdi kendisi burada Fatih'ten görev alınıyor. Buradan Bratis'ten gemiye gidiyor. Burada Balearada geçiyor. İtalya'ya gidiyor. Ondan sonra Rodos'a gidiyor. Rodos'tan İstanbul'a. İstanbul henüz daha alınmamış vaziyette. Değil mi? Bak, İstanbul'u anlatıyor. Ondan sonra devam ediyor. İşte bizim etrafımız gibiyle Trabzon'dan Azerbaycan'a geliyor. Trabzon'a geliyor. Bu sırada Ankara Savaşı oluyor. Ve büyük bir şatafatla Timur Semerkant'a geliyor ve bunu huzurunda kabul ediyor. Bütün bunları bu adam anlatıyor. Bunu birinci elden bir anlatma çalışıyor. Orada uzun bir süre kalıyor. Sonra Timur'un hasta olduğunu görüyor ve yakında öleceği zaten anlaşılıyor. Timur kafasına takıyor esnada, Çin'e gideceğim diyor. Çin'i seferine gideceğim diyor, yolda ölüyor. Dönerken zaten öldüğünü duyuyor. Ve tekrar dönüyor ve ben de gidebiliyor, bu kitabı yazıyor. O bakımdan birinci el olarak bu konuda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Fatih'e. Fatih işte Timur Ulu Bey gördükten sonra büyük hayali büyük bir medrese kurmak. Devam edelim. Ali Kuşçu ile ilgili burada bilgiler var, onları geçiyorum. Ali Kuşçu'nun gönlünü veren bir minyatür var. Çok fazla yedik. Ali Kuşçu Fatih'e bir astronomi kitabı hediye ediyor. Bunun yapımı var, yani gözle girmek için.
çok hoşuna gidiyor tabii. Ve aslında İstanbul'un en önemli tepelerinden biri olan Fatih Camii'nin olduğu yer Bizans İmparatorluğu'nun mezar yeriydi eskiden. Yani bütün imparatorlar burada layıkları bulundu. Orayı düzeltiyor. Yani çok büyük bir külliye kuruyor. Bunu devamlı etmenin. Bu işte Fatih Külliyesi. Fatih Külliyesi büyük bir kısmı şu anda yıkık vaziyette. Burası Hanov. Şu anda Fatih Külliyesi'nden geçen yıl. Bu cami, bu mezarların bulunduğu yer. Burada da medreseler. Yani bir medreseler, kullar külliyesi ve bunların başına da Ali Kuşçu'yu getiriyor. Ali Kuşçu kim? Ulu Bey'in Kadızade öldükten sonraki en yakın adamı. Ve buradaki baş müderris oluyor. Kitapları filan da getiriyor. Şimdi abi caminin benim neler uğraştığımı anlamanız için ben bir şey daha söylemek istiyorum. Benim yaptığım işlerden bir tanesi de camilerdeki güneş tahtlarını restore etmek. Yani bu konuda çok uğraştım. Bütün camilerde güneş tahtları bulunur. Fakat bunları siz ne bilirsiniz, siz de anlarsınız. Çünkü çok kötü vaziyettedir. Neden bulunur onu da söyleyeyim. Çünkü namaz saatleri güneşe göre tanımlanmıştır. Onun için tam namaz saatini siz bugün öğrenmek istiyorsanız ya gazeteye bakacaksınız ya internette bakacaksınız. Yani bu saatte namaz saatini göremezsiniz. Ama bir güneş saati size bugün ve hangi saatte namazın kılınacağını gösterir. Özellikle de güneş varsa tabii. İkindi namazı ve öğle namazı. Bu saatte durum çok kötüydü. Ben de Mankoş'un onun restorasyon esnasında gittim. Dedim ki kendimi restore etmiştim. Dedim, devam edelim. İşte bulduğum yer yere ölçtüm. Yine yakısını azim ölçüsünü ölçtüm. Şurada bununla ilgili bilgiler. Şüvenleri 41 derece bir dakika 10 saniye. Bunu tabii hassas bir şekilde ölçmek lazım. İyi bir güneş saati yapmak istiyorsanız. Ondan sonra çubuğu öyle dikeceksiniz değil mi? Kuzeye doğru. Bu duvarda bu. Duvar hangi eğimdeyse bu eğimde. O eğime göre hesaplanması gerekiyor. Bu benim hesaplarım. Güneş saatinin çizimi. Bir tane de öğleden sonraki ikindi namazı için ikinci saat daha var. Bu restorasyon sonraki hali. Bu 3 saat normal saat bildiriyor. Bu da ikindi namazını bekliyor. Yapıldı. Altına bir açıklama kondu. Ondan sonra bunu Ayasofya için bunu yaptım. Ayasofya'daki saatleri sürekli bir şey yok. Bu Ulu Bey'in zişleri. Şu anda kütüphanelerimizde bunlardan 10 miktarda var. Bunun bir ara Kışlı Bakanlığı bizden bir iş istedi. Benim arkadaşım da ben aslında kızdım ona. Niye aldım bu işi diye. Çünkü bu kitap yani Ulu Bey'in zici Arapçası var ama Kültür Bakanlığı ile Farsça nüshasının tercümesini istiyordum. Dedim sen Farsça biliyor musun? İşte bir ara konuştum dedim. Tabii çok zorlandık işin içine ve aynı ihale kanunu gibi yani bir yaz boyunca tercüme edeceksin, yorum kitabı bastıracaklar. Aksi takdirde yanıyor falan böyle bir şey. Ben bir yazım bu gezişleriyle geçti. Allah'tan Azeriler değil de Özbekler kendilerine göre bir tercüme yapmışlardı ama Rusçaydı. Fakat formüller hiç olmazsa Latin harfleriyle yazılmıştı. Bir ona baktım. Bir de Fransızların Sedillon'un kitabı var bu konuda. Ondan bir şey yaparak kitabı kurtardım. Birazdan göstereceğim size. Burada neler var? Kitabın içinde bir kendisiyiz tabloları var. Fosilis tabloları var. Bütün gezegenlerin bulunduğunu veriliyor. Öyle bir kitap düşünün ki içinde bir tek çizim yok. Bir tek rakam da yok. Şimdi diyeceksiniz rakam olmadan nasıl oluyor? Hepsi hepçet hesabıyla. Yani buradaki bakın bunların hepsi harf. Bunların hepsini çevirmeniz lazım. Hepçet hesabıyla. Ve hepsi
60'lı sistemde. Ya yani bizim sistemde de ne kadar zor olduğunu çıkarabiliyorsunuz. Bu tablonu bizim kitaptan almış olan mesela sinüs var. Ama kaç hane doğru müthiş bir şey. Yani sinüs tablosunda çok doğru hesaplar yapmışlar yani uğraşmış orada. Çünkü etrafında bir yıl insan çalıştırıyor. İşte Kadızade var, Ali Kurçu var, bir de yardımcıları var vesaire. Bayağı bir ekol oluşturuyor. Devam edelim. Hocam sinüse ne diyorsunuz? Sinüse ne diyorlar? Sinüs aslında bunun sinüsü bulunan bir mal da bitiyor. Cep mal filan. Cep. Hindistan'dan gelmiş o bana kavramlar. Yani burada tabii o imparatorluğun bu ayı kaçın neyse, burada ayın fazlalığı gösteriyor. Tamam mı? Felekleri tutulumlarla ilgili kısım. Bu bizde olduğu için biz kitap İktiyon'un Nadir Eserler kitabı kısmında. Ali Kuşçu'nun bu bizim kitap. Şimdi bizim kitaplarını göstereceğim. Bu Kültür Bakanlığı'na çıktı. İki tane böyle büyük kitap 40 liraya satılıyorlar. İlgileniyorsanız, tıpkı basımı var bir ciltte, bir ciltte de... Kültür Bakanlığı standartında kavrayın, %35 değildirim var. Kaç liraya almıştık? 30 liraya almıştık. 2012'de çıktı. İki tane. Evet, İsmine çarp, 35 lira mı aldın? Öyle bir şey yok. Yani bütün şey, duvardan alırsanız daha iyi ucuz oluyor. Ama ağır tabii, taşıma. Bu Ulu Bey'in hayatıyla ilgili Ulu Bey tarafından yazılmış olan bir yorumlu bir biyografik roman. Çok güzel bir roman. Bunu almanızı tavsiye ederim. Tarih bilimi çıkardı. Bunlar bilim kitapları. Bilim tarihiyle ilgili endüstri ve endüstri teknolojilerin dekanı ilgili kitap. Bu adam Potele, Amica. Amica Greg Avustralyalı bir yerli ve tamamen Avrupa dışında görüş kullandığı kitap. Çok hoşuma gittiği için ben derslerde bu kitabı okutuyorum. İlgileniyorsanız bulunuyor. Literatürde 2002 yılına çıktı. Bu kitap en meşhur bilim tarihçilerinden bir tanesi o zaman ilk tarafından yazıldı. Ben bunu tercüme ettim. Bakmayın ismini, aslında ismi yayın evinde boyunca satabilmek için acayip isim koydu ama bu kitabı alırsanız İstanbul'un tarihini çok iyi bir şekilde görürsünüz. Bu ise bana tekrar boyut tarafından sipariş edilen bir kitap. Gök bilimi aletleriyle ilgili. Adam bir kitabı çıktı, boyutun adamı. Bir teleskop almış bir yerden ucuz düşürmüş yani bir tane bile kaç tane almışsa teleskopu koyuyor yanında da bizim kitaplarını koyuyor 200 liraya paket haline satıyor. Şimdi normal olarak keşke annem okul böyle bir kitabı alıp çocuğuna hediye etmiyor ama teleskop uyuyor içinde yani diyor bu çocuk hastalığım olacak bir şey olacak onu satış yani satışından kullanıyor. Benim sevdiğim iki şey bilinç saatleriyle ilgili bir kitabım. Bir de ruh tahtası. Ruh tahtası İslam dünyasının bilgisayarıdır. Yani bütün hesapları bu ruh tahtasıyla yaparlar. Bunlarla işte bir yayın evi kurduk. Sonra baktı o. Bir yıl diye geçiyor. Bu Ahmet Ziya Akbulut. Son bilecik başımız oraya almış. Bu da Ahmet Ziya'nın kitabıdır. Buna üzerine bir üçüncü kitabını daha ben yayınladım. Bu da bu. Ruhu tahtası yapıp kılavuzu diye. Bunlar çok farklı olarak mevcut. Bu ise ilkin üzerine yazdığım bir kitap. Ağlat Rasadi'yi Takvikti'nin İstanbul Rasadhanesi'nde kullandığı aletlerin nasıl çalıştığını anlatıyor. Hayatını ve İstanbul Rasadhanesi'nin aktivitleri başka var mı? Ha, bu ç-
sevdiğim bir kitaptı. Bu da benim Değirmenler, Anadolu Değirmenleri üzerine yazdığım bir kitap. Aslında benim yazdığım kitaplar hep 2-3 kişi. Onu aklıma bir Şinasi Acar, Mustafa Kaçar, üçümüz tarafından. Yani Değirmen, çünkü en büyük teknolojilerden bir tanesi. Onun bütün problemlerini yeni yayınlarıyla yapı merkezi. Değil mi? Evet, başka var mı? Yok. Evet. Bu kadar. Aslında